Merhabalar, Pino 7 yaş ve üzerindeki çocukların Arduino ile daha kolay bir şekilde kodlama yapabilmesi için geliştirilmiş bir kontrol kartıdır. Bu videomuzda da sizlerle Pino'da pır sensörünü inceleyeceğiz. Pır sensörü bir insanın, bir nesnenin ya da bir hayvanın yaymış olduğu dalgaları algılayabilmektedir. Ve ortamda bir hareket varsa bir, yoksa da sıfır değerini vermektedir. Hemen pır sensörümüzü birazcık inceleyelim. Üzerinde SX ve TX olmak üzere iki tane potansiyometresi bulunmaktadır. SX potansiyometresi ile biz hassasiyeti ayarlıyoruz. Yani sensörümüzü görme mesafesini ayarlıyoruz. Bunu 3 ile 5 metre arasında değiştirebiliriz. Yan taraftaki ise TX potansiyometresi. Bu da bizim zamanlama ayarını yaptığımız bölümdür. Sensörümüz algılama işlemini yaptıktan sonra ne kadar süre daha çıkış vermesini istiyorsak onu buradan ayarlıyoruz ve burası da bize 5 saniye ile 200 saniye arasında bir ayar bölümü vermektedir. Hemen sensörümüzü kartımıza bağlayacağız fakat ben önce bir hassasiyet ayarını değiştirmek istiyorum. Hassasiyetini biraz daha artırmak için saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. Evet, şimdi yeterli. Şimdi sensörümüzü Pino kartımıza nasıl bağlayacağız ona bakalım. Sensörümüzün üzerinde mor renkli bir etiket bulunmaktadır. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartım üzerindeki mor etiketli alanlara sensörümü bağlayabilirim. Yani sensörüm, yani pır sensörüm için 1'den 6'ya kadar olan kapılar uygundur. Şimdi sensörümüzü bağlantı kablosu yardımıyla Pino kontrol kartımıza bağlayalım. Ben 1 numaralı kapıyı seçiyorum. Sizler dilediğiniz mor renkli etiketli kapılardan birini seçebilirsiniz. Bilgisayarımla bağlantı kurmak için hemen USB kablomu alıyorum. Önce Pino kartıma takıyorum. Evet, sonra da bilgisayarıma. Bilgisayarımdan Pino kartımı kodlayabilmem için mBlock programını açıyorum. Ve mBlock programını açtıktan sonra yine Pino kartımızla işlemler yapabilmek için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Bunu da hemen uzantılar bölümüne geliyorum ve uzantıları yönet bölümüne tıklıyorum. Arama yerine Pino yazıyorum. Ve çıkan eklenti paketini indiriyorum. İndirdikten sonra açılan penceremizi çarpıya basarak kapatıyorum. Robotlar bölümüne gelip bakıyorum. Evet, Pino ile ilgili kodlarım artık aktif halde. Ama ben gelip uzantılar bölümünden Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'nun kodlarını kaldırıyorum. Evet, artık Pino kartımı bilgisayarıma bağlayabilirim. Bunun için kartlar bölümüne gelip Arduino Nano'nun seçili olup olmadığını kontrol ediyorum. Evet, seçili. Şimdi bağlana geliyorum. Seri port diyorum ve çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM 6 çıktı. Sizlerde COM 3, COM 5, COM 7 gibi farklı değerler veya birden fazla değerler çıkabilir. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartımın bağlı olduğu USB portunun ismi. Ben şimdi COM 6'yı seçiyorum. Sizler de hangi kapıya bağlıysa onu seçiniz lütfen. Evet, artık seri port bağlandı. Şimdi ise bağlana gelip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi mBlock yazılımı ile Pino kartım arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda Pino kartımın içerisinde daha önceden yazmış olduğumuz kodlar varsa bu kodları silmemizi, yani sıfırlamamızı da sağlıyor. Bu işlemi projelerimize başlarken bir kere yapmamız yeterli. Ya da projeyi yaptınız, bağlantısından eminsiniz, kodlamasından eminsiniz ama bir türlü çalışmıyorsa o zaman tekrardan bir aygıt yazılım güncellemesi yapmanızı tavsiye ediyoruz. Güncelleme işlemi bittikten sonra kapata tıklıyorum. Evet, artık Pino kartım kodlanmak için hazır bir durumda. Şimdi ise kod bloklarımızı alalım ve pır sensörümüzün değerlerini ekrandaki kuklamıza söyletelim. Hemen Pino'nun kodlarından gelip buradan hareket algılama sensörünün kod bloğunu alıyorum. Buradan kaç numaralı kapıya bağladıysak onu seçiyoruz. Ben 1 numaralı kapıya bağladığım için 1 numarayı seçiyorum. Sizler de hangi kapıya bağladıysanız lütfen onu seçiniz. Şimdi ben kodlarımı ekrandaki kuklama söyleteceğim için görünüm bölümünden merhaba de kod bloğunu alıyorum ve içerisine yerleştiriyorum. Söyletme işlemini bir kere değil sürekli yaptıracağım için kontrol sekmesine gidiyorum ve sürekli tekrarla kodu ile kodlarımı birleştiriyorum. Ben kodlarımı bir olaya bağlayıp çalışmasını istiyorum. Bu olayı da yeşil bayrak olarak seçiyorum. O yüzden yeşil bayrak koduna bastığım zaman kodlarımın çalışmasını isteyeceğim. Sizler dilerseniz bir değişken oluşturarak değişkenine de sensörünüzün değerlerini söyletebilirsiniz. Şimdi yeşil bayrağa basacağım ve sensörümden de gelen değerleri okuyacağım. Evet, bastım. Şu an sıfır değerini veriyor. Şu elimi götürdüğüm için bir verdi. Bekliyorum, sıfır. Tekrardan elimi geçiriyorum üstünden.
Bana bir değerini verecek ama yavaş çalışabiliyor. Evet, şu an bir verdi. Hareket yok, sıfır. Geldim, hareket gösterdim. Çekiyorum. Evet, bir değerini verdi. Durduralım. Evet, sensörümüzün tek dikkat etmemiz gereken yer biraz yavaş algılama işlemi yapabiliyor. Sizler de pış sensörünüzü kullanarak bir hırsız alarm projesi yapabilirsiniz veya işte bir hareket olduğu zaman yanan ışıkları yanan bir sistem yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.